Efendim 20'ye kadar sizlerle. Gariplerin üstünde. Kıymetli dinleyiciler. 20'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Karşımda Umut Bezgin var. Sağ olun. Sağımda asistan Emin var. Peki ya solumda? Ali. Ali. Efendim Alem FM Com'dan Instagram'dan görüntülü takip edebilirsiniz bu radyo programının bu kısmını. Eskiden radyocular görüntülerini saklarlardı filan. Artık o işler kalmadı ya. Radyoculuk iyice sosyal medyaya düştü. Sosyal medya ayak mı? Kimine göre? Efendim bugünkü uzmanın uzmanlık alanı aşırı zengin bir adam ağırlıyoruz tam karşımda. Fatih Yıldırım uygulamasında Türkiye radyolarında ilktir. Oylama var. Fikirleriniz bizim için çok önemli. Oylamaya katılmayı unutmayın. Aşırı zengin adam. Merhaba diyeceğiz, onu karşılayacağız, önce adını öğreneceğiz. Merhaba. Merhaba Fatih Bey. Ay iyi de bakalım. Tavrı. Çok sevilen bir simayım etrafımda. Maşallah. Aşırı zengin adam. Evet doğrudur. Bu tavır böyle sürecek mi? Hangi tavır? Ya, size göre böyle bir tavır yoksa hiç olmamıştır zaten. Bana göre bir tavır yok. Gayet net bir açığım. Aşırı zengin adam. İsminiz nedir? İsmim Fatih Bey Olgun Portakal. Çok güzel. Çok sağ olun. Tamam. Evet. Tamam. Nasılsınız? Ya nasıl olayım Fatih'im? Zengirim biliyorsunuz. Üzerinize afiyet Fatih Bey. Para var, huzur var. Güzel. Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Öyle mi? Bunu sana da tavsiye ediyorum. Sağ olun. Dert yok, tasa yok Fatih Bey. Yani sonuçta ne demişler? Ne demişler? Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış Fatih Bey. Sen de bugün çok konuşuyorsun herhalde diye düşünüyorum. Şimdi hocam hoş değil bu. Sana da teselli olur. Eyvallah. Züğürt tesellisi. Sayın çok... Ne demişler? Buyurun. Parayı veren düdüğü çalar. Ne alaka? Yani iyiyim. Anlamına geliyor. İyiyim Fatih. Tamam peki. Uzun bir girizgah yaptım, kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Kusura baktıysan da neyse veririz. 3-5 bir şeyler atarız. Bakın bu tavır hoş değil ama. Yani ben sizi buraya davet ettiysem... Efendi efendi yayınınızı... Tamam. Az mı geldi 3-5? Onu mu şey yapıyorsun? Ya 8-10 bir şey olursa... Onu ayarlarız. Biz de çocuklarım ne yaparız? Başarız. Yolumuzu... Evet. Buluruz. Evet. Peki. Evet Fatih Bey. Aşırı zengin adam... Evet. İlk soruyu ben soruyorum. Derdinizler sorularınızı yardırın gelsin. Twitter'da arama bölümüne Fatih Yıldırım yazarak beni bulabilirsiniz. Aşırı zengin adam. Hocam zenginlik nedir? Nasıl bir histir? Benden gelsin ilk soru. Tabii Fatih'im şimdi bunu açıklamadan evvel sana... Ya ağzını burnunu kıracağım. O ne biçim bir tavır ya? Buyurun. Şimdi Fatih'im bunu açıklamadan evvel sana yanımda bir hediye getirdim. Zengin de. Onu takdim etmek istiyorum. Allah Allah. Sonuçta param var, alabiliyorum. Ne getirdiniz? Zenginim yani, istediğim hediyeyi alırım, kimse karışamaz. Ne getirdiniz? Üzerinde Fatih Bey benim fotoğrafım olan bir magnet getirdim sana. Ya zengin adam. Buzdolabı magneti. Buzdolabı magneti mi? Evet Fatih. Ne yapacağım ben bunu? Kişisel gelişim olarak kullanırsın. Nasıl yani? Yani bakar bakar iç çeker. İç çektikçe benim gibi olmak için çalışır. Çalıştıkça kazanır. Kazandıkça yersin. Sanırım biraz da kelsin. Ya ne saç... Beni örnek al yani. Kendine. Şu program bir biteydi. Hayırlısıyla. Tamam. Tamam. Devam. Şimdi peki. Gelelim Fatih Bey. Zenginlik nedir? Biraz zor olacak ama kısaca açıklamaya çalışayım. Buyurun. İznin olursa. Oğlum ne itici bir adam ya. Buyurun efendim. Evet. Sabah gözlerini deniz manzarasına karşı açan, portakal suyunu yatağından çıkmadan, roquefort ve parmesanlı tostla gömen, altın varaklı muslukta yüzünü yıkayan, altın varaklı koltuklarda oturan, altın varaklı araba yaptıran, yani hayatının her alanını varaklarla süsleyen. Varaklarla. Varaklarla. Buyurun evet. Kahvaltıyı Lisbon'da, öğle yemeğini Paris'te, evet. Akşam yemeğini Gaziantep'te, gece çorbasını İspanya'da içebilen kişiye biz ne diyoruz Fatih Bey? Ne diyoruz çocuklar? Aşırı zengin!
Efendim aşırı zengin adamı ağırlıyoruz. Al sus konuşma konuşma al. Şu anda Alem FM Com'dan izleyenler beyefendinin ne yaptığını görüyor. Cebinde parayla gelmiş, para saçıyor. Şunları bir toplarsak. Hocam şu anda hakikaten saçtınız. Çok saçıldı çünkü. Peki. Bu benim yol param. İniciden gelen ilk soruları soruyorum hocam. Evet, İniciden gelen ilk sorular. Parayla saadet olur mu demiş. Oo, olmaz diyen yalan söyler Fatih Bey. Benim param var, saadetim de var. Öyle mi? Evet, eşimin adı Saadet. Tamam peki, diğer sorulara geçiyorum. Evet. Değerli dinleyiciler, sorularınızı Twitter'dan ya da uygulamadan gönderiyorsunuz. Ben de soruyorum. Bu kadar. Demiş ki üzerindeki kıyafetler ne kadar fiyatı demiş. Şimdi Fatih Bey, üzerimde pek bir şey yok. Bir tane tişört var. Evet. O da zaten herkesin alabileceği bir şey. Pazarlarda satılıyor. 1200 dolarlık bir şey. Yok artık. Evet. Pahalıymış. Yok ne pahalısı ya. %100 pamuk bu Fatih Bey. Ama herkes alamaz hocam. Alır Fatih Bey, ne var? Pazarda var Fatih Bey. Tamam, 1200 peki. dolar %100 pamuk. Bu yaşta alıştırıyorum bünyeyi pamuğa. Devam edeyim mi? Buyurun tabii ki. Aşırı zengin adama sorularınızı gönderin. Öğrenci evinde kalıyoruz. Geçinemiyoruz abi. Bize yardımcı olur musun? Salih sormuş Twitter'dan. Oo Salih Bey'e selam. Tabii Fatih'ciğim, biz de öğrenci olduk yani. Eyvallah. Arkadaşlar, yardım edebilir miyiz biraz? Edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Şöyle yapalım. Arkadaşlar iletişime geçsin sizinle Fatih Bey. Tamam. Daha sonra siz de benimle iletişime geçin. Ben de yardımcılarımla. Tamam. Yardımcılarım da Fatih Bey yurt müdürüne ulaşırlar. Eşit atlıya bağlarız. Yurt ücretleri uygun çünkü. Güzel güzel kalırlar. Ama çocuklar... Kira nedir ya? Öde öde nereye kadar yani? Bir dakika, çocuklar onu kira demiyor. Kira ödeyeceğim paranın yarısıyla yurt ayarlıyorum. Hocam çocuklar diyor ki abi kalıyoruz, bize parasal yardımda bulun diyor. Yok güzellik demiş. Tamam peki devam. Bir güzellik yaptık. Tamam, bir şey söylemiyorum ben size. Burada çocuklara yardımcı olmaz gerekirken... Tamam, bir şey daha yapayım. Buyurun. Bir şey daha yapayım. Benim bağlı bulunduğum bir tane Fatih Bey organizasyon var. Evet. Giresunlular Derneği. Giresunlular Derneği. Evet Fatih Bey. Oradan kendilerine 250 TL aylık maaş bağlayabilirim. Maaş mı? Maaş. Peki. Daha sonra geri ödemek kaidesiyle. Çalıştıktan ya sonra, hocam, sigortalı bir işe girdikten sonra. Siz zengin değil misiniz? Ben zenginim ama Fatih Bey, insanlar çalışarak bir yere gelmeli. Bedavadan değil. Ha, onu de ciğerim ye. Güzel. Aşırı zengin adama sorular. Serkan Pakel. Bu zenginliğin sonucunda buzlu bademe doğru bir gidişat var. Doğru mu diyor? Buzlu badem geçeli çok oldu bebeğim. Bebeğim mi? Bebeğim. Servetinizin ölçüsünü merak ediyorum. Ölçüsü. Elinizle gösterebilir misiniz? Yani şu kadar ya da bu kadar. Servetiniz ne kadar? Elle gösterilecek bir ölçü verimi değil Fatih Peki, Bey. Ama göstereyim. Yok göstermeyin. Göstermeyeyim. Tamam. Yok gerek yok. Tamam. Alem FM Com'dan görüntülü takip edebilirsiniz. Bir diğer soru. Bak güzel bir soru. Diyor ki evet. Üzerinize para taşıyor musunuz? Her demin gördüler tabii Fatih Bey. Taşıyorum ama harcamak için değil. Ne için? Yani harcamak için kullanmıyorum. Genelde yelpaze yapıyorum. Açıyorum paraları böyle. Açıyorum. Sallıyorum böyle sıcak havalarda. Öyle mi? Evet Fatih Bey, yelpaze için kurdum. Bazen arkadaşlarla da batak oynuyoruz. Dolarla batak oynuyoruz Fatih Bey. Seri numarasına göre bakıyoruz. Son rakamına göre pişti yapıyorum. Oğlum batakta piştinin ne alakası var? Pişti. Batakta pişti yapıyoruz biz. Paramız var, öyle yapıyoruz Fatih. Tamam peki. Sonuçta bu Amerikan doları at gitsin, ne yiyorlar başka? Öyle mi bakıyorsunuz? Öyle bakıyorum yani. Ondan sonra zaten cipsli yağlı ellerimizi siliyoruz, atıyoruz. Doğru. Bir tane Amerikan dolarım olacağına. 4 tane TL olur. Değil mi? Aynen öyle. Devam ediyorum. Bir diğer soru. Selcan Hanım diyor ki... Helikopteri var mı beyefendinin ve talibim kendisine diyor. Oo. Evet. Evli Fatih misiniz Bey, siz bu? Evliyim Saadet, biliyorsunuz Saadet'i buldum. Helikopteriniz var mı? Var Fatih Bey, 4 helikopterim var. Yok artık. Evet Fatih Bey, bir tanesi uzun yol için. Beylikdüzü'ne gideceğim zaman kullanıyorum. Beylikdüzü? Aktarmalı uçuşlarda onu kullanıyoruz Fatih Bey. Bir diğeri dış uçuşlarda, yurt dışı gezilerinde Fatih Bey, onu kullanıyorum. Tamam. Bir tanesi de evde bir odadan diğerine geçerken. Yok artık. Ev biraz büyük bebeğim. Kaç metrekare ya? Ev 456 metrekare, sırf yatak odası. Oğlum çok büyük bir şey. Çok büyük Fatih Bey, küçük de yapamıyorum. Büyük olması gerekiyor. Anladım efendim. Evet. Peki güzel, başarılı. Sorulara bakıyorum ben, evet. Bir taraftan. Sorulara bakıyorum. Evet. Sorulara bakayım şuradan. Geç bakayım çocuğum. Stüdyo neyle gelmiş? Araç olarak diye. Alo. Telefon geldi beyefendiye. Efendim. Evet. Buyur Yusufcuğum. Hadi ya. Ne diyorsun? 400 bin dolar. Çok güzel. Çok kelepirmiş ya. Bir sor bakayım, pazarlık payı var mı? 400 bin doları ne yapıyorlarmış? Telefon geldi şu an. Ne kadarmış? 410 bin. Oo çok iyi ya. 500 verin alın onu.
Hadi kapatıyorum, yayındayım. Sen bunu var ya, nereden buldun canlı numarası ya? Ne oldu? Hadi kelepiri bir arsa düşmüş de. Ne kadar? Kanada'da 400 bin dolara. 400 bin. İyi işte, pazarlık madarlık 500'e aldık. Efendim, size çok fazla soru var. Aşırı zengin adama gelen sorular. Evet. Hayatında hiç salçalı ekmek yemiş mi diyor. Neyli? Salçalı. Salça nedir ki ya? Geçti. Ekmek ne kadardı ya? Ses tonunun kaç ekmek para? Ekmek ne kadar? Ekmek ne kadar mı? Bence en az 5 liradır. Tamam, peki. Ses tonunu kaç paraya satın alabilirim diyor. Ses tonunu alamazsınız Fatih Bey. Alamazsınız, peki. Onun bir parası yok. Beyefendi çok genç duruyor. Bunun evet. Sebebini öğrenebilir miyiz demiş. Şimdi Fatih Bey, ben süt banyosu yapıyorum. 45 metrekare bir jacuzzim var benim. Senin kadar itici bir adam görmedim. Çok biliyor musun? Acayip iticisin. Çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. 45 metrekare bir jacuzzim var. Hmm. Ayrıca Fatih Bey, evin altına ahır yaptırdım. İçi ineklerle dolu. İnek sütünü direkt olarak jacuzziye aktardım. Yok artık. Evet. Şaka yapıyorsun. Kesinlikle Fatih Bey. İneklerin memelerini altın musluk bağladık. Bunu hak ediyorum. Gerçek mi? Gerçek Fatih Bey. Ama sadece bununla da kalmıyoruz. Yani süt bir yere kadar. Süt de belli bir yere kadar etki ediyor. Sütün içine ne koyuyorsunuz? Bir şeyler katıyorum. Mesela? Kokonat suyu. Kokonat suyu. Havyar yağı. Havyar yağı. Havyar yağı. Şırdan derisi. Şırdan derisi. Taş köprü sarımsağı. Ne? Taş köprü sarımsağı. Neye iyi geliyor? Taş köprü sarımsağı afrodizyaktır. Yastığın altında para saklıyor mu? Para mezara götürülür mü? Tuvalet kağıdı altından mı? Bak, gelen sorular bunlar. Evinde banyo yaparken mutfaktan su açılınca soğuyor mu demiş. Öyle bir şey yok Fatih Bey. Bizde öyle bir şey kesinlikle olmaz. Tamam. Gelen sorulara bakıyorum. Fatih Yıldırım uygulamasından gelenler. Şivesine sinir oldum demiş. Şive değil bu tarz. Fatih Yıldırım, Fatih Yıldırım uygulamasında oylamaya bakalım hemen. %97. Evet. Güzel, çok teşekkürler. Seviyor. Zenginler seviliyor. Abi, aşırı zengin beye sorar mısınız? Banyosunda altın klozeti var mı? Mervan Konak sormuş. Var Fatih Bey. İlk başta anlattık zengin nedirle alakalı. Ha, doğru. Altın varaklar biliyorsunuz. Doğru. Varak önemli. Oğlunun peşini bırakmam için bana 100 trilyon verir mi diyor. Veririm. Bırak peşini. Oğlunuz var mı? Yok. Oğlum, oğlun yoksa? Açık elli bir adamım Fatih. Geleceğe yatırım. Yarın öbür gün olabilir yani. Anladım. Zengin insanların veciz sözleri olur. Beyefendinin de böyle bir veciz bir sözü var mı? Evet diyor. Var Fatih. Buyur efendim. Bunu 12 sene önce yazmıştım. Öyle mi? Evet, bir tane arkadaşım vardı. Ne gelecek? Bir tane arkadaşım vardı Fatih Bey. Buyurun. Kendisi Moldovyalı. Moldovyalı. Ona karşı kullanmıştım Fatih Bey. Hmm. O da bu deyim sonuçta yerine erdi ve oluştu. Hmm. Zenginle yatan zengin kalkar. Sizin mi bu? Evet. Peki bunu daha önce... Kadın multimilyoner ya. Peki daha önce... Kızıl meydan komple onun. Ben de tam bunun örnekleri var mı diyecektim. Evet. Zenginle yatan... Zengin kalkar. Bugün neredesiniz? O yüzden Fatih Bey. O yüzden yarın akşam eğer randevu almak isteyenler. Para onu hiç değiştirmiş mi diyor. Para hiç değiştirmedi Fatih Bey. Hep böyle itici. Ben doğarken de parayla doğdum. Anladım. Benim kundağım paradandı. Peki, fakirler neden sizi sevmez hiç diye bir soru var. Onu fakirlere sorun. Şiir yazıyor mu diyor. Yazıyorum tabii Fatih Bey. Peki. Parasını veriyorum, yazdırıyorum. Zenginden bir şiir dinleyeceğiz. Evet. Bakalım beyefendinin şiiri nasıl? Çok merak ediyoruz biz de. Aşırı zengin bir adam ağırladık bugün. Uygulamada oylama uçtu. Biz bu kadar beklemiyorduk. Burada yerde paralar var. Çocuklara gönder de bir şeyler alsınlar. Gerek yok. Alem FM Com'dan görüntülü devam ediyor yayın. Dileyen oradan yayını dinleyip izleyebilir. Şimdi aşırı zengin adamdan şiir dinleyeceğiz. Yeni mi bu ya? Bunun ödemesini yaptık mı? Adam sonra bir bakmış ki 3. Hatırladın mı hocam? Hatırlamaz mıyım? Sonra demiş ki papaz efendi, hava demiş yağmurlu. Evet. Aşırı zengin adamdan şiir dinliyoruz. Adam değil. (Gülüyor)
ne kadar malım var, inan ben de bilmiyorum. Hoştur paranın sesi, 5+1'e bağladım dinliyorum. Zengin de olsam, yeri geliyor, inim inim inliyorum. Zenginin malı yalıdır yalı, üstüne çıkarsam kırılır erik dalı. Hay maşallah be! Ev alıyorum, araba alıyorum, yatlar katlar ardı ardına. Gezeceksen doğuyu, kesin gitmelisin Mardin'a. Oğlum, Mardin'e o. Mardin'a. Uyak uyusun diye $100 verdim. Saçmalıyorsun şu an. Baştan al, baştan al. Mardin'e, Mardin'a olur mu? Mardin'e o. Tamam. Baştan al, baştan al. Baştan al. Baştan al. Baştan al. Baştan al. Ev alıyorum, araba alıyorum, yatlar katlar ardı ardına. Gezeceksen doğuyu, kesin gitmelisin Mardin'a. Yemek buldun ye, dayak buldun kaç, bakma sakın ardına. Zenginin malı yalıdır yalı, üstüne çıkarsan kırılır erik dalı. Efendim, aşırı zengin adamdan şiir dinliyoruz. Şimdi şiirinin, öyle zannediyorum ki sevgili üstadım. Doğrudur. Üçüncü evet. Kıtadayız. Evet, buyur. Zenginim canım, hiç öpmeyeyim. Bulaşmasın sana da. Çok param var, tavuk da yerim. Gerekirse dana da. Uçakta her yerde giderim. Binmem kesinlikle Kanada. Zenginin malı yalıdır yalı, üstüne çıkarsan kırılır erik dalı. Çok güzel. İşte bravo. O güzel meyliyor, ondan bana iki tane sarsana. Şiirimin sonuna gelirken nasihat benden size. Gençken zengin olamazsan Fatih'im, vurursun sonra dize. Akşam havuz başında parti var, gelsene sen de bize. Zenginin malı yalıdır yalı, üstüne çıkarsan kırılır erik dalı. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim, aşırı zengin adamdan zengin kahveye bir şiir dinledik. Beyefendinin yazdığı kitaplar da var. Şimdi kitaplarını alacağız, sonra uğurlayacağız. Evet. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun Fatih Bey. Helikopteriyle evine gidecek buradan. Evet, biraz sağ ses olsun. Geliyor olabilir, hala pervaneler dönüyor. Durdurmuyor ki, çok yakmasın. Yaksın. Çünkü çalıştırınca çok yakıyor. Evet. Kitap, kaç kitabınız var? Fatih Bey, 3 kitabımız var. Peki, çok zengin adamdan 3 kitabını alalım, uğurlayalım. Evet, efendim. İlk kitabımız Fatih Bey. Nedir? Zengin. Güzel. İkinci kitabımız Fatih Nedir? Bey. Nedir? Açsanız zenginleri yiyin. Ben hariç tabii. Oldu mu? Bence çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Otuşun diğeri kaç para? Şu mu? Evet, bravo. Hocam, buna paranız yetmez. Yeter. Yetmez. Yeter. Benim paranla satın alamaz. Alırım. Kralını alırım. Ne biçiyorsun? Ne istiyorsan veririm. Yani bunu bir konuşalım yine de. Tamam, bunu konuşalım. Ama... Ne istiyorsan bak, açık çek. Tamam, sağ ol. Evet, hamiline. Buyurun. Rahat edersin bankada. Uzatmayın ama. Buyurun. Üçüncü ve son kitabımız Fatih. Geldik mi? Geldim. Ziktir. Ziktir. Naziktir. Naziktir. Hmm. Any air. Any air? Any air. Değmeye gelmez. Değmeye gelmez. Elingle. Elingle. Elingle kim? Elingle Fatih Bey, Cosby ailesinin bir... Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Renk attınız. Çok sağ olun. Elin kızı. Elin kızı. Elin kızın. Elin kızın now. Elin kızın now. Evet, now. Yani şimdi gelebilir. Elin kızı. Elin kızı. Now. Neye gelmez.
Yes. Gay. Ne? Neck gay. Aşırı zengin adam Umut Bezgin, radyonun prodüksiyon müdürü, canımız ciğerimiz. Onu sosyal medyada, Instagram'da özellikle Umut Bezgin diye aratırsanız bulursunuz.